Dönelim Fransa'ya. Fransa'da halk bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında. Yaklaşık 50 milyon seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 8'de başladı. Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylardan Le Pen, Belanchon ve Petres oylarını kullandı. Mevcut Cumhurbaşkanı Macron da eşiyle birlikte oyunu başkent Paris'te kullandı. Oy verme işlemi 19'a kadar devam edecek. Seçimde 12 aday cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. Yedisi sol görüşlü, üçü ise aşırı sağcı. Öne çıkan iki isim mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen. Herhangi bir aday ilk turda %50 oya ulaşırsa seçim sona erecek ama bu ihtimal düşük görünüyor. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilemezse ikinci tur seçimler 24 Nisan'da yapılacak. Son anketlere göre Macron 28 puanda, aşırı sağcı rakibi Le Pen ise Macron'un ensesinde. Aralarında yalnızca bir puan var. İki ismin ikinci tura kalacağı öngörülüyor. Seçimin resmi sonuçları 13 Nisan'da açıklanacak. Kazanan aday 13 Mayıs'ta göreve başlayacak. Macron'un rakibi Löpen, Putin'in dostu olarak biliniyor. En büyük vaatlerinden biri NATO'dan ayrılmak. Eğer 2022 seçimleri Pen kazanırsa Fransa'yı ilk kez bir kadın başbakan yönetecek. Dönüyoruz tekrar savaş gündemine sevgili seyirciler. Yahudi soykırımını anlatan Oscar ödüllü Schindler'in Listesi filmindeki kırmızı paltolu kız büyüdü. Umudun sembolü olarak anılan kız çocuğu şimdi 32 yaşında ve Polonya sınırında. Savaştan kaçan Ukraynalılar için umut olmaya devam ediyor. 195 dakikalık siyah beyaz filmin en çarpıcı karesiydi. Etrafındaki Yahudiler bir bir öldürülürken o üzerindeki kırmızı paltosuyla belirdi. Ölümün arasından yürüyüp gitti. 1200 Yahudinin kurtarılmasının fitilini ateşledi. Umudun sembolü olan o küçük kız büyüdü. Şimdi Ukrayna'daki işgalin kıyısında, Polonya sınırında savaştan kaçan Ukraynalılara yardım için bekliyor. Nazilerin Yahudi soykırımını anlatan 7 Oscar ödüllü Şintlerin Listesi filminin kırmızı paltolu küçük kızının adı Olivia Dabrowska. O zamanlar 3 yaşında olan Dabrowska, şimdi 32 yaşında. Annesiyle birlikte Polonya'nın Kortsova sınırı kapısında çocukken oynadığı rolden ilham alırcasına Rusya saldırılarından kaçanları karşılıyor. Kadınların, çocukların, yaşlıların elinden tutuyor. Onları güvende olabilecekleri göçmen kampına götürüyor. Yaptığı işi ise insanlara yardım ederken o modun yeniden yeşerdiğini hissediyorum sözleriyle tanımlıyor.